Merhaba pek sevgili bilginin, zekanın ve aşkın tutkunları. Mustafa Kemal Atatürk bizim yegane aşkımız. Bugünkü kitabımız İlber Ortaylı'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk adlı kitabı. Kitap daha çok yeni, basılalı belki bir yıl bile olmadı hatırladığım kadarıyla. Kitabı ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatıyor diye aldım. Fakat sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk yok içerisinde. Tarihle ilgili çok güzel kapılar aralanmış. Atatürk'ün doğumundan itibaren ölümüne kadar ve ölümünden hatta sonrasına kadar Türkiye'nin ve Osmanlı'nın ne durumda olduğunu, ne şartlarda neler geliştiğini, aslında doğru bildiğimiz yanlışların ne olduğunu ya da tarihte nelerin yanlış anlatıldığını bizlere anlatıyor. Kitapta beni en çok derinden etkileyen açıklama ve birilerinin cevap veremediğim zaman cevap verebileceğim nitelikte yazdığı bölüm Latin alfabesinin kabulüydü. Çok duyarız zaten bunları. İşte bizim tarihimizi unuttururlar, ben dedemin mezarını bilmiyorum falan filan. Ya kardeşim bak. Ben bu münakaşalara pek girmem zaten. Çok da sevmem bunlara girmeyi. İlber Ortaylı diyor ki bu konu hakkında. Zaten o dönem okuma yazma oranı %2 ya da 3'tü. Zaten büyük bir cehalet vardı ve o dönemler inanın bakın askerler birçok dil biliyorlarmış. Dönemin şartlarından ve okudukları okullardan dolayı. Zaten diyor insanlar birçok dil biliyor. Fakat Osmanlıca o kadar zor bir dilmiş ki yani zorluğu da şundan imla hataları çok kolay yapılabiliyormuş. Hatta Goethe'ye Kotle diye yazmışlar. O kadar büyük hatalar var. Bir köy ismini bile yazmakta zorluk çekiyorlarmış. Çünkü çok zor. Yazması zor, telaffuz etmesi zor. Bu yüzden öğrenilmesi de zor bir hal almış. Kaldı ki zaten o dönemin insanları bunu çok çok dile getiriyorlarmış. İşte bunu telaffuz etmekte zorlanıyoruz, bunu anlatmakta zorlanıyoruz diye. Ya o zaman insanların zorlandığını söylemiş, okuduğunu, okuyamadığını söylemiş. Tutup da sana ne oluyor yani? Ki teknoloji şu an o kadar gelişti. Çok Osmanlıca öğrenmek istiyorsan git öğren. Yani tarihi öğrenmek de çaba istiyor. İlber Ortaylı da bunu diyor zaten. Latin alfabesi geldikten sonra hızlı bir öğrenme, hızlı bir kültürlenme gerçekleşti. Kitap bence herkesin okuması gereken bir kitap ki benim kitaba karşı büyük bir ön yargım vardı. Nasıl bir ön yargım? İlber Ortaylı'nın dilinin çok ağır olacağını düşünüyordum. Çok eski kelimeler olacağını. Tabi burada da İlber Ortaylı'ya yine bir haksızlık etmişim. Çünkü kendisi söyleşisine de gittiğim zaman gerçekten gençlere bir şey anlatmak istiyor. Ve gençlerin bir şey öğrenmesini istiyor. İlber Ortaylı'nın birçok konuşmasını izledim. Her zaman belirttiği bir şey var. Coğrafya öğrenin diyor. Çünkü bahsettiği üzere kitapta bizim milli kütüphanelerimizde tarihimizle ilgili bazı kaynaklara ulaşamıyoruz. Hatta milli kütüphanelerimizin bir kısmı da kapalı. Coğrafya öğrenin derken de bunu sadece kağıt üzerinde öğrenin demiyor. Gidin oralara da gidin. Oraların milli kütüphanelerine de girin. Tarihimizi sadece kendi yazılarımızdan öğrenemeyiz diyor ki tarihçilerimiz de bol bol laf sokuyor. Yalan yanlış olan şeyler var. Taraflı yazılan şeyler var. İyi şeyler yazılmış olsa da yanlış yazılan şeyler var diyor. Keşke imkan olsa da bu ülkeleri gezip tek tek tarih kitaplarını açıp şöyle bizim hakkımızda neler yazılmış diye hem bizdekini hem oradakini karşılaştırarak bir doğruluğa varabilsek. Normalde günlük kotam vardır. Her gün 50 sayfa kitap okurum diye kotalandırırım kendimi. Belki bunu yapmak doğrudur, yanlıştır bilmiyorum. Ama kitabı aldım. 50. sayfaya geldim, 70'e geldim, 100'e geldim, 200'e gidiyorum. Melike dur artık, dur uyuman lazım, gözlerim kuruyor falan bırakamadım. Hem çok akıcı bir dili var hem de tarihle ilgili vay be bu da böyle miymiş diyeceğimiz çok çok güzel bilgiler vermiş. Mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Tarihle, bilgiyle ve gerçekle kalın arkadaşlar. Bir sonraki kitap yorumumuzda görüşmek üzere.